Evet kıymetli dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Zülü Mastansi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Fenerbahçe çok atıyor, hiç yemiyor. Ligde geride kalan 10 maçta kalesinde sadece 5 gol gören Fenerbahçe şampiyon tamamladı. 1995-96'dan 28 sezon sonra en iyi savunma başlangıcına imza attı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri 10. haftalar itibariyle en çok gol attığı sezonları yakaladı. Fenerbahçe elde ettiği artı 24 averajla aynı hafta diliminde tarihinin en iyi dönemini yaşadığı Fenerbahçe çok atıyor, hiç yemiyor. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Pendik 5-0 yenen Fenerbahçe hem ye mücadele hem de savunma performansıyla beğeni topluyor. Sezona İsmail Kartal yönetiminde de neredeyse tüm pozisyonlara önemli takviye ederek yaparak, yaparak giren Sarlı Hacivertler kadro planlamasının doğru olduğunu da ispatlamış oldu. Ligde 10. haftalar itibarıyla 28, 28 sezonlarından en iyi savunma başlangıcına imza atan Fenerbahçe gol yollarında da en iyi sezonlarından birini yakalamayı bildi. Söz konusu süreçte rakiplerine en az gol şansı tanıyan ve kalesine en az şut çek izni veren takım konumunda yer alan İsmail Kartal'ın öğrencileri 1995-96 sezonundan sonra en iyi ilk 10 hafta performansını sergiledi. Her alanda zirvede Avrupa'nın 5 büyük ligi ve süper ligde en çok net gol pozisyonuna giren ekip durumunda bulunan Fenerbahçe, likte gol, isabetli şut, gol beklentisi, net gol pozisyonu, rakip ceza sahasında topla buluşma ve isabetli orta alanlarında da zirvede yer aldı. 10 maçta 0.2 gol yeme ortalaması. Yani 10 maçta kalesinde 5 gol gördü. Yalnız 10 maçta O maçta 0.2 değil de 0.5 olmuyor mu? Onu düşünüyorum ya. Allah Allah. Neyse kaleci transferinden falan yaptı. Fenerbahçe Gaziantep'ten ilk hafta maçında bir gol yedi. Sonrasındaki performanslar nedeniyle kale İrfancan Eğirbayat'ı teslim etti Altay'ın performansının üstüne. İrfancan üst üste iki maçta beğeni toplayan performansına karşılık Fenerbahçe dördüncü maçtan itibaren Hırvat Pilebeksi Livakovic yola devam etme kararı verdi. Bahsi geçen süreçte Altay 1 İrfancan iki maça çıkarken Livakovic 7 maçta forma giydi. 3 kaleciyle geçirdiği ilk 10 haftalık dönemde kalesinde 5 gol yeme başarısını gösterdi. İnşallah e, ilk 7 maçta toplam 5 gol yemiş olacak Fenerbahçe'miz. İnşallah böyle bir istatistik yapmış olur. Sonrasında da bakarız arkadaşlar. Fenerbahçe böyle gol yemezken tabii ki de Livakovic, Dominik Livakovic etkisi var. Ancak savunmanın orta sahanın da hakkını teslim etmek lazım. 10 maçta 29 gol. Fenerbahçe bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 29 gol attı. 2.9 gol ortalaması yakaladı. İç sahada rakip 18 kez havalandırdı. Deplasmanda 11 gol kaydetti. Edin Ceko geride kalan 10 maçta penaltısız 10 gol atarak takımın gol yollarındaki en önemli silahı oldu. Fenerbahçe bu sezon ligde kaydetti 29 golle en iyi sezonlarından birini yakaladı. Yani averaj bazında da en iyi sezonunu yakalamış oldu. Çünkü tarihte daha önce ilk 10 lig maçında en çok gol attığı sezonlar 59 60 2022 23 sezonları. Yani Jesus'lu sezonmuş. Onu tekrarlamış oldu. Edin Ceko'dan Galatasaray için flaş sözler. Onların ben ta diyecek hali yok arkadaşlar. Fenerbahçe'nin boşnak yıldızı Edin Ceko kendisi gibi boşnak olan Fenerbahçe'de eskiden top koşturmuş olan Elvir Baliç'e konuştu. İşte Baric'in TV bu spordaki programda açıkladığı Ceko sohbeti. Edin Ceko Başkan Ali Koç ile transfer döneminde konuştuklarını anlattı. Başkanım demiş sadece benim üzerinden şampiyonluk bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Benim yanımdaki oyuncular da çok önemli diye eklemiş. Çok zeki biri. Futbolu çözmüş. Başarıya nasıl ulaşacağını çok iyi biliyor. İsmail Kartal'la sürekli konuştuğunu söylemiş. Yorgun hissettiği zaman iletiyormuş İsmail Hoca'ya. İsmail Hoca da olumlu karşılıyormuş. Bosna milli takımında sona yaklaştığını hissediyor. Beni milli takım yoruyor demiş. Şu andaki gruptaki durumumuz ile hedeften uzaklaştık. Şu an sadece playoff'a bakıyoruz. Oradan çıkarsak çıkarız. Hoca ile konuştum. Belki Kasım ayındaki milli maçlara gitmem. Beni ciddi şekilde yoruyor demiş. Hadi inşallah. Galatasaray maçı için sabırsızlanıyorum demiş. O kadar bekliyor ki inanamazsın demiş. Ya şunu söyleyeyim. Aslında Fenerbahçe futbolcusu Galatasaray maçını, Galatasaray futbolcusu Fenerbahçe maçını bekler arkadaşlar. Hani buradan enteresan bir durum yok. Bir baktım ki soyunma odasında benim oturduğum yerde kaptanlık bandı asılı. Söylenmeden oraya asılmış. Görünce şok oldum. Beni o kadar çok motive etti ki. Çok büyük sorumluluk ama beni çok motive etti diyor. Şimdi Edin Dzeko Gerçekten büyük bir karakter. Fenerbahçe sadece bir forvet almadı. Bak. Icardi forvet. Ama bakar forvet. Anladınız mı? Bunlar forvet. Ee, Onacu forvet. Bunlar forvet. Ama Ceko bir karakter. Bak Alex de forvet arkasıydı. Alex de bir karakterdi. Alex takımı ateşleyen fitildi ya. Her şeyiydi. Bu da böyle bir isim. Bu arada Trabzonspor maçı demişken ee, aklıma bir şey geldi. Fenerbahçe'nin bu maç özelinde iyi hazırlanması lazım. Bak, Edin Ceko konusunda şunu da belirteyim. Mesela Fenerbahçe'yi Trabzonspor maçına hazırlayacak kişi hem İsmail Kartal'dır hem Ceko'dur hem Tadiş'tir. Fenerbahçe'nin hazırlayıcısı çok. Tabii İsmail Kartal ve ekibi diyeyim. Ama Trabzonspor'da sadece Abdullah Avcı ve ekibi hazırlamak zorunda. Edin Ceko bu sezon oynadığı 14 resmi maçta 19 gol katkısında bulundu, biliyor musunuz? Süper Lig'de 10 resmi maç, 10 gol, 4 asist. Bu arada temizinden, helalinden sayılmayan bir golü var. Rize maçında hatırlayın. Yani kazandığımız penaltılardan belki birkaç tanesini atardı. Bir 2-3 tane daha eklerdi ama neyse. Avrupa Konferans Ligi 4 maç, 2 gol, 3 asist. Kaldı ki Avrupa Konferans Ligi'nde ne kadar az oynadığını siz benden daha iyi biliyorsunuz. Şimdi Süper Lig'de görev yaptığı son 3 maçta birer gol atmış en az. Edinecek. En az birer gol atmış. Üst üste 4 karşılaşmada fileleri havalandırdığı son süreci Eylül-Ekim 2021 arasında Inter formasıyla Serie A'da yakalamış. Şimdi Inter'de yakaladıklarını burada egale etmeyi çok seven bir futbolcu. Burada 12 sene önce ettirik yapmış. Burada gelir gelmez e, hani ligde 12. maç olmadan yaptı. İnşallah bunu da ligde 12. maç itibariyle geçmiş olur. Yani hem 11. haftada hem 12. haftada gol atıp 2 galibiyet daha kazandırıp Fenerbahçe'ye hem Fenerbahçe hem kendine iyi bir istatistik yapar. Pendik Spor filelerine 3 gol birden gönderen Ceko 37 yaş 226 gün arkadaşlar yaşı. Lefter Küçük Andonyades'in Ekim 1962'de 36 yaş 291 gün ve vefa e, rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde hat yapan en yaşlı oyuncu olmuş. Yani en yaşlı oyuncu yine bize aitmiş. O da Allah rahmet eylesin. Lefter Küçükhan'dan yad ismiş. Ceko Lefter'in rekorunu da kırmış oldun. Şimdi Fenerbahçe'de aslında sadece Ceko değil. Fenerbahçe forvet hattı kıpır kıpır, pırıl pırıl, ışıl ışıl, süper süper. Fenerbahçe forvet hattı 2021 2022'de. 46 resmi maçta 38 gol atmış. 2021 2022'de. Geçen sezon 32 resmi maçta 44 gole ulaşmış. Forvet hattı. 2 resmi maç. Bu sezon ise henüz 19. resmi maç 45 gole ulaşmış. Edin Ceko. Yani onu, hocam 45 gol saydın mı? Saydım. Edin Ceko 12 gol 5 asist. Nasıl 12 gol 5 asist? Ee, az önce başka dedik. Edin Ceko. Ben başka dedik diye hatırlıyorum ya. Bir de şöyle gözümle göreyim. 12 gol 5 asist. 12 gol 7 asist. Heh. Karışıklık olmasın. Şimanski 9 gol 7 asist. İrfancan 9 gol 5 asist. Tadiç 6 gol 4 asist. Hocam bunlar Fenerbahçe forvet attı mı oluyor Allah aşkına diyeceksiniz. O yüzden kısmen haklısınız. Yani kısmen haklısınız arkadaşlar. Ne deseniz haklısınız. Ama Fenerbahçe'nin hücum gücü. ha Daha çok bunlar oynadı. Mesela bir Cengiz de oynadı. Kent de oynadı e, ee, İrfancan 9 gol 5 asist Şimanski e, arkadaşlar ben bu verileri aldığım için kontrol edeyim sonra size mahcup olmayayım Şimanski yani en şaşırtıcısı Şimanski 9 gol 7 asist ama skorer değil onu da belirteyim Sadece bakmaya gerek yok bak 12 Ceko'dan 9 Şimanski'den 21 9 İrfancan'dan 6 Tadiş'ten 36 yaptı. Yani 36 gol. Burada e, ee, Batshuayi falan da dahil etmişlerdir muhtemelen. Yani hücum forvet hattı derken. Yoksa Ceko, Batshuayi, Umut Nayir desen kadar etmez. Asistleri de sayalım. Ya yani Ceko'yu 19 sayalım. 12 gol, 7 asist, 19. Şimanski 16, Etti 35, İrfancan 14. Ee, gerçi bunu lig bazında saymışlardır. Hadi işte 10 gol. Yani 35, 45, 49, 59. 59'un 44'üne ligde mi atmışlar? Ha, şu bir gerçek. Fenerbahçe'ye hücum hattı kıpır kıpır. Ha, bunda da en büyük pay İsmail Kartal. In. Yani İrfancan aynı İrfan Can'dı. Orada biz geldiğimizde İrfancan Can ölü gibiydi. Sonra biz biraz konuştuk ettik. Tadiş'le sonra kıpır kıpır oldu. Şimdi o da bize katkı sağlıyor gibi bir açıklama yapmış mı? E, Ceko bilmiyorum. Sosyal medyada böyle bir şey gördüm. Çok inanasım gelmedi ama böyle bir şey gördüm yani. Şimdi... Fenerbahçe Süper Lig tarihinde 10'da 10 yapan ilk takım oldu. E, haliyle de ilk teknik direktörü de İsmail Kartal olmuş oldu. Yani İsmail Kartal Fenerbahçe'ye bir şeyler katarken aslında kendine de bir şey katıyor. Öyle değil mi? Yani Fenerbahçe forvet attı kıpır kıpır olsun İsmail Kartal'ın da başarısı. İşte Fenerbahçe eee 10'da 10 yapan ilk takım oldu. Hangi teknik direktör diyecekler? Uzun yıllar konuşulacak bu. İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi ligde ve Avrupa'da toplamda 19'da 19 yaparak yoluna devam etti. Zaten 10'da 11 rekorken bizim ülke için aralıksız 19'da 19 kırılması imkansız bir rekordur muhtemelen. Cengiz Ünder takım arkadaşlarına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı notu hediye etmişti. Ama aynı Cengiz Ünder o gün kadroya alınmadı. Tabi eleştirilerin hedefinde de İsmail Kartal var. Niye alındı niye alınmadı arkadaşlar fırsat kollayan çok fazla kişi var. Bilginiz olsun. Fred için. Fred futbolda bazen böyle anlar olur. Daha güçlü geri döneceğim. Takım mı bir başka büyük zafer için kutluyorum demiştim. Şimdi eleştiri çok olur. Fred niye sakatlandı? E sakatlandı? Doğru antrenman yapılmıyor mu? Bak Galatasaray'da kimse sakatlanmıyor diye. Bence var ya artık Galatasaray'da patır patır sakatlıklar gelir. Patır patır. Ardı arkası kesilmez. Niye biliyor musunuz? Fenerbahçe taraftarından maşallah dediği 3 gün yaşar. Şu an yani günlerdir Fenerbahçe taraftarı günlerdir konuşuyor ama özellikle 2 gündür Ulan bizde Fırat Lambağa katlanıyor demeye başladı. Allah inşallah yolun sonu şampiyonluk olsun da. İstatistikler istatistikler çok önemli değil. Marsilya taraftarının Lyon takım otobüsüne saldırısı sonrasında maç tatil edilmiş. Lyon antrenörü Fabio Grosso'nun saldırıdan sonraki hali paylaşılmış. Fransızlar böyledir arkadaşlar. Ya bunu hep yapar Fransızlar. Ya bıraksanız otobüsü bile kurşunlarlar. Hatta bu kurşunlamayla övünürler. Dalgasını geçerler. Yani öyle bir taraftar topluluğudur bu Fransızlar. Ee, yani geçmiş olsun diyorum Lyon teknik direktörüne. Yani Fransız taraftarının bu holiganca tavrı enteresan yani. Kaldı ki bir de şu var. Yani Lyon çok kötü bir durumda diyebiliyorum ben. Ya ben e, Fransa Fransa ligi puan durumu. Bildiğim kadarıyla Ajax da Lyon da çok kötü durumda diyebiliyorum. Hatta sonlarda diyebiliyorum ama aynen 18. sırada Lyon. Yani 3 puanla son sırada. Ulan ne istiyorsunuz? İlginç ya. Vallahi ilginç. Marsilya 9. sırada mesela 12 puanda. Garip. Bu arada Fenerbahçe geçen sene kimle oynamıştı ya? Bu Nice ile mi oynamıştı ya? Rennes'le oynamış değil mi? Ren de oynamıştı. Ren bu sene yine orta sıra takımı. Nice e, lider Şey Balotelli orada oynamıştı ya. Nice de. Hatırladım tamam. Fenerbahçe altyapıda pilot takım olarak Beyoğlu ağzı Spor Kulübü'nü satın aldı diyor. Fenerbahçe altyapısına ilgili bir haber. E, Beyoğlu derazı Spor Alt Dikler Dereazı üzerde bir logosu var. Kadıköy Sokağı benzer bir logosu var. Fenerbahçe Akademi Bilgilendirme diye. Neyse haberi okuyayım. Ee, bu hamleyle birçok küçük yaşlardaki futbolcuların Fenerbahçe ile kendi yaş gruplarında lig sonunda da ilk sonunda ise Beyoğlu Derazı SK ile daha büyük yaş gruplarında mücadele etmesi hedefleniyor demiş. Yani e, takım nedir? Los Angeles Galaxy'nin logosuna benziyormuş da. Logo çok orijinal olmuş falan diye paylaşmışlar. İkincilik takımı satın almak fena olmaz aslında demiş. Beyoğlu ee, dere ağzı diye Los Angeles Galaxy'yi almışız diyor. balda mı yoksa amatörde mi kulüp? Hangi yaş grubunda ortaklık yapılacak? Şu an için çok bilgisi yokmuş ama bir ortaklık varmış. Yani altyapıdan gelen oyuncuların yetişmesi açısından. Beyoğlu, Derazı, Spor. Yani Lig birinci amatör. Lig u bilmem ne falan filan diyor. Öndeki başka sanırım. Beyoğlu, Derazı, Spor. Caner, Kaya, Başkan. İstanbul, Beyoğlu diyor. Yani alt kategorilerde var. Arkadaşlar bunlar küçük şeyler. Ee, küçük olaylar. Pilot takım deyince mesela İkincilikten, üçüncülükten takım bekliyorsunuz. Durum bu. Neyse. Birkaç transfer haberimiz var. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Gelelim transfere. Thomas Parti Ocak ayında Arsenal'dan ayrılmayı düşünüyormuş. Parti Ocak ayında parti yapmayı düşünüyormuş. 30 yaşında bir futbolcu 435 maç kariyerinde 46 gol 24 asist Ganalı ön libero oyuncusu Biliyorsunuz yaz transfer döneminde almaya baya 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 Uğraştık Ama e, Vermeyince Halik Neylesin Sultan Mahmut olayına döndü Olmadı bir türlü tam biz aldık alacağız görüşüyoruz derken oyuncu sakatlandı Şimdi sakatlığını atlatıp Sahalara geri dönmüş 5 maçta 341 dakika süre almış. Bilginiz olsun. Yani Arsenal'in oyuncusu. Orada hala oynuyor. Transfer sözleşmesinin bitişi 30 Haziran 2025. Açık söyleyeyim. Fenerbahçe 19 19 yaptı ya. Bu reklam yani bu reklam birçok futbolcuyu çekebilir Fenerbahçe'ye. Şimdi ben hiçbir takımın futbolcusu hakkında öyledir, böyledir, şudur budur diyemem. Ama Ortada gerçekler var. Bakın arkadaşlar. Allah'ınızı dininizi severseniz. 3 tane Türk oynatmak zorundasın. Arsenal yenilgisiz 10 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik yenilgisiz. 2. sırada Tottenham 8 galibiyet 2 beraberlikte lider. City 8 galibiyet 2 mağlubiyette 24 puanla 3. Liverpool 23'te 4. Hani anlatmak istediğim olay şu. Adamların öyle bir ligi var ki. Öyle bir ligi. Şurada Ahenk Bozucu hiçbir şey yapmak istemez. Ve sen Premier Lig'de şampiyonluk şansı olan şampiyon olamaz da. Yani Loser United ve Loser Arsenal olamaz. İki aptal takım. United Sek 10 maçta 5 galibiyet 5 mağlubiyetle 15 puanda. Yani inşallah bu hafta sonunda da Trabzonspor 5 galibiyet 1 beraberlik 5 mağlubiyetle benzer sıralamalı olacak. Yani oranın Trabzonspor'u konumuna düştü. Ya da bu sezonki Trabzonspor konumuna düştü Manchester United. Ama Arsenal şampiyonluğu oynuyor. Ne derseniz deyin. Oradan futbolcu almak. Birincisi kolay değil. ikincisi maliyet olarak kolay değil. Bunu da özellikle söyleyeyim. Ve hani ben partiyi beklemiyorum. Sezon başında 15'i alacaktık aslına bakarsanız. Ama dediğim gibi tam alma üzereyken oyuncunun sakatlığı Şimdi ben başka bir olay daha söyleyeyim. Galatasaray Ocak ayında Sergio, Oliveira ve Endombili ile yollarını ayırıp Mulde oyuncusu Emil Braivik'i transfer etmek istiyormuş. A-Spor'un yalanı. Bir kere A-Spor e, benim gözümde transferde en yalancı kurum ve kuruluşa dönüştü. Hani özellikle Fenerbahçe haberleri ne deseler tam tersi çıkıyor. Hani 10 bin tane haberde bir tane falan tutturma ihtimalleri oluyor. Öyle bir kuruluş. Şimdi Olivier'a Fenerbahçe'yi istediğim oyunculardan biriydi açıkçası ama bence kırılgan bir oyuncu. Hani aslında sakatlık ihtimali yüksek olan oyunculardan biri ama 2026'ya kadar sözleşmesi var Galatasaray'la. 12 milyon euroyken Porto 3 milyon euroya veriyorsa bir kere boşuna vermez. Bu sezon Galatasaray'da 666 dakika oynamış. Yani 3 tane 6'yı bir araya getirmiş. Bir tane ödül kazanması lazım. Böyle makinalar doluyor. 3 tane 6 denk gelince ödül veriyorlar. Olivier'i satsalar kime alacaklar? Satsalar kime satacaklar? Önce onu düşünüyorum. Öbürü Tango Yendon 21 milyon euro. Oraya 21 milyon euro yazan arkadaşın 21 milyon euronun kaç TL ettiğinden haberi var mı? Harbi harbi söylüyorum. Yani Endombele'nin bir e, virgül yanlış yerde. 21.00 ya. O 2.1 milyon euro falan şu anki değeri. Ya oyuncu kafasında bitirmiş. Zamanda Fransa milli takımında falan da oynamış. 7 maç oynamış. Galatasaray işte transfer çalımı, transfer bilmem nesi falan filan. Şimdi sakatlığı varmış, sakatlığı bilinmiyormuş. Sakatlık, kafadan sakatlık. Satın alma opsiyonu 15 milyon euro. Bilginiz olsun. Bazı kaynaklara göre zorunlu opsiyon. Hatta Galatasaraylı medyacılar zorunlu opsiyon diyor belirttiler. Ben demedim onlar dediler. Zorunlu opsiyon dediler. Ee, Davinson Sanchez'den aynı gün alındıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Vallahi inşallah zorunlu opsiyondur. İnşallah. 9 buçuğa şey aldılar o Davinson Sanchez'i. Ben hatırlıyorum. 15'e de zorunlu opsiyonla bunu aldık dediler. İnşallah zorunlu opsiyondur Endon Bill'in ki. Çünkü 15 milyon euro artı beş buçuk falan yıllık ücret. Çok güzel para. <laughs> bir de şu var. Tottenham'la sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmış oluyor zaten geri döndüğünde. Elin adamı aptal mı? Niye zorunlu olmadan versin? Bir şekilde zorunlu vermiştir diye düşünüyorum. Fenerbahçe de çok uğraştı ama kilo problemi, sakatlık problemi. Neyse. Galatasaray ikisi de önemli değil bizim için. Çok konuştuk Galatasaray farkındayım. Molde oyuncusu Emil Braivik'i transfer etmek istiyor demiş. Arkadaşlar haber şöyle. Emil Braivik'i Fenerbahçe transfer etmek istiyor. Molde'nin oyuncusu. 23 yaşında. 154 maça çıkmış. 21 gol 34 asist. Norveç'te. Norveç'te orta oyuncusu. Molden'in oyuncusu. Ve e, oyuncunun şöyle bir özelliği var. Bu sene Galatasaray'a karşı elemelerde oynadı. Biraz geçer not aldı. Norveç milli takımına seçilmemiş. Ancak şunu söyleyeyim. İsmail'in arkasına Crespo değil de 23 yaşındaki Braivik'i getirmek daha mantıklı olmaz mı? İsmail'in arkasına partiyi getirip bilmem kaç 15 milyon euro verip bon servisten almak mantıksız değil mi? Bu arada bu Braivik 39 maça çıkmış. 11 gol 6 asist. Hocam onların liginde ben de atarım. Şampiyonlar Ligi elemesinde 2 asisti var. Avrupa Ligi'nde 2 golü var. Kupa maçlarında 3 gol 2 asisti var. Kendi liglerinde 6 gol 6 asisti var. 24 maçta. Ve oyuncunun transfer geçmişine bakın. Molde altyapısından çıkıyor. Yani 2-3 milyon euro artı sonraki satıştan pay maddesine bence yapılmaz iş değil. Ee, yani olmaz iş değil. Bence bunu bir sorgulamamız lazım açıkçası. Siz bu Brave ismine daha çok odaklanın. Bir de arkadaşlar Kurunic var. Rade Kurunic. Rade Kurunic aslına bakarsanız Fenerbahçe'ye gelmek için can attı. Çok uğraştım. Milan sözleşmesini uzatalım dedi. 30 yaşında ön libero. Şimdi Bosna Ersek'te. Bir kere şunu söyleyeyim. Eğer biz Kurniç'i alacak olursak bir tane daha stoper almamız gerekiyordu. Ancak ben defalarca söyledim size Kurniç sözleşmesini uzattı arkadaşlar. Uzatacak diye. Bilmiyorum basına yansıdı mı yansımadı mı sözleşme uzatma tarihi ama ben sözleşmesini uzattı diyebiliyorum. Ya da uzatacak diyebiliyorum. Kurun hiç gelmek istedi ama Fenerbahçe dedi ki bizde yabancı kuralı var, Türk kuralı var. İsmail böyleyken alamayız dedi. Kurun için nasıl alırsın? Bir tane Türk stoper alırsın. Mesela nasıl Türk stoper alırsın? Ee, yani nasıl Türk stoper alırsın? Şöyle söyleyeyim. Merih Demiral gibi, Çağlar Söyüncü gibi böyle ismi tartışılmayacak bir Türk stoper alırsın. Ki şu şartlarda imkansız. Yani ben orta sahaya yabancı transfer olacağını düşünmüyorum. Olursa da tıpkı Emil Breivik gibi bir ismin olacağını düşünüyorum. Ben kurun içi beklemeyin diyorum. Partiyi de açıkçası beklemeyin diyorum. Ha Bekleyebilirsiniz ama çok beklersiniz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ha şunu da söyleyeyim. İsmail Yüksek öyle bir performans gösterdi ki. Hani kimse transfer edilmeyecek desem. Acaba dedirtmeyecek şekilde. Ha toparlanması lazım açıkçası. Onu da belirteyim arkadaşlar. Ee, çok fazla şey var. Çok fazla konuşulacak mesele var. Ama şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.